Muhammed Tayyar Türkeş Bozgeyik 2 Bozgeyimizin hikayesine kaldığımız yerden devam edelim. Hikayeyi yazdığımızda binlerce mail ve mesaj aldık. Herkesin bu bozgeyin bir hayvan hikayesi değil, yaşayan biri olduğu yönündeki fikirleri bizi de şaşırttı. Bir geyiğin hikayesinden nasıl bir insan hikayesi çıkar ki? Şaşırtıcı değil mi? Ama okuyucularımızın attığı mesajlar bizi daha da şaşırttı. Mesajlarda diyor ki, bu hikaye bize bir siyasetçiyi hatırlattı yazan da var. Biz bu hikayeyi okurken ne kadar balık hafızalı olduğumuzu bize hatırlattınız diyendi. Hatta bir okuyucumuz iyi ki bizi bu hikayeyle uyandırdınız yoksa unuttuğumuz gerçekler bizi yeni yanlışlara götürecekti diyenler de az değil. Bazıları ise hikayede anlatılan bozgeyin görünen yüzünden bazılarının olduğu asıl görünmeyenlerinin ise daha vahimliğini yazmış. Hatta bize hikayeye malzeme olacak yeni doneler göndermiş. Vay be bizim Bozgeyik neymiş de bizim haberimiz yokmuş. Bizim Bozgeyik, Munga'nın geyikler lanetlerini okuduğumdan bu yana kafamı kurcaladı durdu. Ama önce Muratan Munga'nın destanı elbette malumunuzdur. Ama ben gene de bilmeyenler için anımsatayım. Lanetler babasına baş kaldırıp kavmi ikiye bölen Hazar Bey'in Andrea Kostagli'nin öyküsüyle başlar. Hazar Bey'in arada sırada gaybe gidip geldiği söylenen karısı Kureyşa, Juliana Kozi, izleyiciyle tanıştırılır. Gel zaman git zaman Hazar Bey'in yeyiklerini yaşadığı ormana yerleşmesi atalarının ruhunu rahatsız eder. Nedense geyikler de huzursuz olur ve geyiklerin laneti Hazar Bey ve karısı Kureyşa'yı rahat bırakmaz. Hazar Bey'in çocuk sahibi olması doğanın gizli güçlerince engellenecektir. Karısı seslenecek Hazar Bey'e. Ey Hazar Bey, ey Hazar Bey, oğulsuz karısına gayrı yüz döken Hazar Bey, gayrı yüzüme bakmaz, elimi tutmaz, bakışları dargın, sırtı dönük Hazar Bey, toprağın zehri bu kez nikahlı karısının ölüsünü sulayacak. Bu zehir, bu zehir beni ve döl tutmaz rahmimi de alacak toprağın bağrına. Oysa Kureyş'a lanetleri savuşturmak ve de bir oğul sahibi olmak için kurban edilmiş bir geyiğin kanını içer ve oğulları Mustafa doğar. Tam her şey yoluna girdi derken masal bu ya, Mustafa, Massimo Salvianti bir geyiğe sevdalanmaz mı? Neyse Munga'nın geyiklerin lanetini merak eden kitabını alıp okuyabilir. Ama diyeceksiniz, geyikler lanetindeki Mustafa ile bizim hikayemizdeki boz geyik bağlantısı ne? Gerçek anlamda ölenle ölünmediği zamanlarda geride ne kalır sizce? Hafıza mı, hatıra mı? Ya sonrası? Sizlerin mesajlarıyla boz geyiğin geride bıraktıklarının hikayesini haftaya kadar bekliyorum. İnanın bizim boz geyiği, Sizler benden daha iyi tanıyormuşsunuz. Hadi Bozgeyk efsanesi tüm Bursa'yı sarsın. Şimdi kalın sağlıcakla. Muhammed Ayar, Türkeş, Bursa TV